sorduğum fiyatla akşam eve dönerken sorduğum fiyat arasında bir çeyrek altında 180 lira fark vardı. Aynı şey döviz için de geçerli. Yani güne başladığın döviz kuruyla akşam eve dönerken olan döviz kuru arasında büyük fark var. Yani alacağın miktarla tabii ilgili. Ve yani tesadüfen denk geldi böyle bir, bir büyük ihtimalle bir emekliydi ya da hali hazırda çalışan biriydi. 50 euro alıyor mesela. Ya da işte 50 dolar alıyor. Hani eline geçen şeyi tasarruf için düşündüğü bütün rakamları ya altına dönüştürmeye çalışıyor ya dö bir başka bir döviz kuruna dönüştürmeye Doğru. çalışıyor. Enflasyona korunmak bu, için. Bu bence hani sizin e, saygı duyuyorum. Yani çok ciddi te teknik şeyler veriyorsunuz ama ben gerçekten hiçbir şey anlamadım anlattıklarınızdan. Çok teknik çünkü. Yani ancak piyasaları takip eden, e, ekonomiden anlayan bu işin hani e, mes, bu işi meslek edinen insanların e, anlayacağı seviyede. Ya o dolar de, yükselecek e, diyor. Yani <laughs> 50 euro. Yani hangi bölüm anlaşılmıyor? Yo, ben yok. çünkü çok son derece anlaşılır konuştuğumu düşünüyorum. Yok yok ben şeye şeyi anlamıyorum ya. Ben yo, yo teknik şeyleri anlamıyorum. Yani CDS'ini anlamıyorum bilmem. Ya onlar bilmem. onlara önemli e, değil yani. Onlar ulus uluslararası. Ne olacağı. Ben, ben, ben gerçekten e, Evet evet yani elbette bizi izleyen çok sayıda bu işin teknik tarafına bakan insan var o nedenle sizin verdiğiniz bilgiler veriler falan çok önemli bu yani buna saygı duyuyorum ama ben kendi açımdan bakıyorum biz burada mesela işte altın fiyatını veriyoruz işte dolar fiyatını veriyoruz onlar bile sizin gidip almak istediğiniz fiyattan daha düşük. Yani siz gidip altın almak istediğinizde 2168.07'ye alamıyorsunuz zaten. Şimdi biz o rakamı veriyoruz mesela. Orada bir alış ve satış şeyi var. alış Ve korkunç bir şey yaptılar mesela. Korkunç bir şey yaptılar. Eskiden alışla satış arasında çok cüzi bir fark olurdu. Şimdi bankaları sıkıştırmışlar millet döviz almasın diye ya da kuyumcuları da sıkıştırıyorlar herhalde şeyleri döviz bürolarını. Ya alışla satış arasında bazı şey günlerde 2 lira falan fark oluyor. Ya bu bu kadar kendi paranızı değer değersizleştirmenin bir anlamı var mı yani? Millet işte Amerikan doları almasın diye bankaya diyor ki şu kadar fark koyacaksın alışla satış arasında. 2 liraya iki yani gidiyorsunuz 1 dolar alacaksınız. Alırken bankaya ödemeniz gereken Parayla siz bir doları sattığınızda bankadan aldığınız para arasında iki lira fark var. İki lirayı buluyor. Ya yani bu bu ülkenin halkına böyle zulüm edilmemeli yani. İnsanlar belki yani bu buna ihtiyaç duyuyordur belki işte ne bileyim altında da aynı şey. Yani yakın mecbursa, evleniyor işte, gidip takacak ne yapacak mecbur takacak. Yakın evleniyor yeğeni sünnet oluyor bilmem ne oluyor falan anlatabildim mi ya da e, yani bir dövizde şey, dövizle bir alışveriş yapmıştır, dövize ihtiyacı vardır falan. Herkes onlar gibi milyonlarca dolarla altını külçe külçe altınlarla falan oynamıyor. Şimdi biz mesela burada kıvranıyoruz işte dolar yine yükseliyor, euro yine yükseliyor diye böyle şey yani canımız acıyor bunları konuşurken. Şu anda emin olun iktidar ve çevresi bu artışlardan acayip mutlu oluyor. Çünkü çil çil altınları var, e, hesaplarında dolarları var, KKM hesaplarında yüklü yüklü paraları var. Onlar yani paradan para kazananlar, e, parası olanlar bu, bu durumdan, bu ekonomik tabloda mutlu oluyorlar. Rahmetli Demirel'in sözü vardı, enflasyon yoksul için kötü bir şeydir. Tabii, tabii. Yani enflasyon parası olan için, zengin olan için iyi bir şeydir. Yani Bu arada kur almak istesen, dolar almak istesen şu anda 32.60'dan aşağı bulamıyorsun. En düşük 32.60. İşte Biz onu burada diyorum. 31, biz ne yazıyoruz? 31, ya. 72 yazıyoruz. Aynen. Evet, 31, yazıyoruz. Ama Git mesela. Birlikte. Farkı Fark işte. Yani işte Deniz asıl anlatmaya çalıştığım o Deniz. Yani insanlar bankalarda fiyatlar artık kimse bankadan dolar alıp satmamaya başladı. Çünkü banka senin söylediğin gibi kurları şeyleri açıyor çünkü Merkez Bankası aç diyor. Verme, dolar satma. Satmamak için de o ne yapıyor? Böyle alış satış makasını açıyor. Sen de gidip bankadan alırsan zarar edersin diye almıyorsun. Ne yapıyorsun? Paranı çekiyorsun bankadan gidip serbest döviz büfesine gidiyorsun. Döviz büfesi de diyor ki: "Aa bana çok insan gelmeye başladı. Daha çok para geldikçe ben de fiyatı daha yukarı çekeyim." diyor. Doğal olarak fiyat daha yukarı oluşuyor. Orada e, bu arada döviz büfelerindeki makas açık durabilir ama sen içeri girersen döviz büfesine ben şu kadar alacağım dersen orada mutlaka biraz daha iyi fiyat alırsın yani ekranda gördüğün fiyattan onu da hani sana not olarak Düşeyim bir yani. de şey bu TL banknotlar 200 lira ya e, ya 3 kuruş bir şey alacaksın mesela nakitle alman evet. gerekirse torba torba. taşıman lazım. Bu ne ya? Bu baya baya, baya yani evet. şöyle 10-15. Ağırlık çalıştırıyor işte. 10-15 binden şöyle bir para veriyorsun. Bu ağırlık çalıştırıyor. Kazara olumluluk verirse bitti. Evet. Geçir naylon torbayı koy içine. Bir son dakika var onu da aktarayım da sonra devam edelim. E, MİT MIT e, PKK'nın Süleymaniye Keler Sözde Sorumlusu Şevger Azat, e, Aras Kotatlı e, Hüsnü Kümeyi Irak Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonunu etkisiz hale getirdi. MIT PKK'nın Süleymaniye Keler Sözde Sorumlusu Şevger Azat, Aras Kotatlı Hüsnü Kümeyi bir daha tekrarlıyorum. Irak Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Dün de Emniyetin Terörle Mücadele Şubesi ve MIT'in ortak operasyonuyla Mosad'a çalışan ajanların tespit edildiği ve gözaltına alındığı bilgisi gelmişti. Bu gelişmeyi sizlere aktarmıştık. Şimdi de içeride ve dışarıda terörle mücadele devam ederken ee, bir dönem PKK Yürütme Konseyi, terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi eş başkanı Cemal Bayık ve Yürütme e, Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın da kurye ve korumalığını yapan bu Hüsnü kum e, Kümek, e, kurye ve korumalığını yapıyormuş bu e, terörist başlarının. Dolayısıyla e, Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edilmiş, MIT'in e, operasyonuyla da yakalanmış bu teröristler. Ekranda da bu teröristlerin... Fotoğraflarını görüyorsunuz. Bu e, terörist başlarına da bayağı kurye ve korumalık yaptıkları e, belirtiliyor. Bu son dakika gelişmesini aktardım. Devam edebilirsin. Bir şey ekliyor musun? E, Yok ya ben Deniz'in söylediklerinin arkasındaki sebebi izah etmeye çalışıyorum ki hani anlaşılmıyor diye bazen ya. Diyorum ki yani aslında çok net. Yani nasıl anlasın yani, ki kur bir yerde 31, 70 bir ya, yerde 32 mi? Bu bin olanların hepsinin yani. sorumlusu ekonomi yönetimi. E, ne anlasın tamam, ki yani. net bu bak şimdi. Yani bu ben de o yapıyor, anlamadım. bu yapıyor falan değil. Hepsi yanlış bir para politikasının, yanlış bir ekonomi politikalar bütün evet. sonucu. Şu anda bunlar. taradım. Kapalı çarşı, evet. bankalar hepsinin en düşük 35. Şöyle bir şey altın. var. Şimdi mesela burada konuşuyoruz değil mi? Mehmet Şimşek teknokrat diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Evet, işte. evet. Bütün konsantrasyonu, ek, ekonomiyi. E sonra biz buradan biz burada konuştuk, kalktık. O gün Bloomberg TV'de çıktı açıklamalar yaptı işte. Enflasyonun açıklaması. Ortak yayına gün. çıktı. E, evet. Akşama gittim. Murat Kurum'la birlikte e, sahneye çıktı. İstanbul, Büyükşehir Belediye. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani insan... Biz de bu emeklilik <laughs> yüzünde. Ben sanki hiç o kadar mutlu olmayan... değilim ya. Pardon, ya ne? siyaset o kadar iki e, siyaset diyorum o kadar iki yüzlüce yapılıyor ki yani e, İsmail'in söylediği şey çok teorik ve yani teoride gerçek, pratikte gerçekten e, öyle olmuyor. Bak bakın e, İstanbul'un AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşuyor. Dem Parti en güçlü siyasi figürlerden birisini aday yaptı. %8'lik oy potansiyeli var. Üstüne koymasını umuyoruz. Yani diyor ki AK Parti'nin İstanbul e, başkanı, il başkanı Dem Parti'nin oyunun diyor %8'in üstüne çıkmasını umuyoruz diyor. Bak. Gördüm. Tayyip Erdoğan da burada çıkıyor diyor ki CHP demleniyor diyor. PKK ile demleniyor. Bilmem şununla demleniyor. Hem il başkanı İstanbul il başkanı Dem Parti'nin güçlenmesini umduğunu söylüyor. Bak 200'lüye bakar mısınız ya? Hangisine inanacağız şimdi? Murat Kurum da çıkıyor şeyi arka kapılardan memleketin birliğini, beraberliğini bozmakla suçluyor rakibini. Dem Parti ile işbirliği yapmakla suçluyor. Hangisine inanacağız şimdi? Bugünkü yazımda yazdım. 21 Temmuz şey 21 Mart'ta Nevruz da normalde kıyamet koparıyorlardı. Her şeye yasak koyuyorlardı. Şimdi sırf Dem Parti güçlü görünsün diye, Dem Parti gövde gösterisi yapsın diye bakın göreceksiniz İstanbul'da devasa bir mitinge izin verecekler. Yeter yani ki Dem Parti seçmenini konsolide etsin. Dem Parti seçmeni Dem Parti'nin adayına oy versin diye. Ya işte bu kadar bakın bu kadar açık tekrar okuyorum. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe. DEM Parti en güçlü siyasi figürlerinden birisini aday yaptı. Yüzde sekizlik oy potansiyeli var. Üstüne koymasını umuyoruz diyor. Cumhurbaşkanı da İstanbul'da Belediyeyi kazanacak bir, bir var. iddiayı ortaya koymasını bekliyoruz. Peki bu ne pehriz Bu el ne lağına diyor. El, <laughs> el, el, el insaf. El insaf. Ya bizi de dinlemiyorlar ki, izlemiyorlar ki onların yüzüne karşı söyleyelim bütün çıplaklığıyla. Yani Dem Parti meselesini nasıl sömürdüklerini, nasıl suistimal ettiklerinin en önemli kanıtıdır bu. Doğru. Bakın İsta AK Parti İstanbul İl Başkanı Dem Parti propagandası yapıyor. Tamam Burada bir kısa ara, ara vereceğim. İstanbul Bu cümlede valisi, bir ara vereceğim. Hemen döneceğim. İstanbul Bitireyim İstanbul tamam. valisi 21 Mart'ta Nevruz törenlerinde Dem Parti büyüsün diye, Dem Parti görünür olsun diye tabanını i̇şte, konsolide etsin diye büyük Nevruz mitingine de izin verecek. Bakın görürsünüz. Ben niye bunları yaşadık hiç anlamayan taraftayım. Bir, ne bir, gerek var? Değerim yani? çok haklı. Çok özür dilerim. Değerim çok haklı. bir Nisan'dan sonra ne yapabilirsiniz? Diyelim ki 5 Nisan'da açıkladı IMF ile bir paket anlaştılar. Ne, ne, ne diyebilirsiniz anladım. yani. Hiçbir yani. şey yapamayız. Hani, evet. Ya Sayın Cumhurbaşkanı hani Daha hani IMF'ye karşıydınız falan. Ya cum Ya Cumhurbaşkanı faize de karşıydı. Nasıl demişti? Değişti. Faizi artırdı. %45'e çıkardı. Kimse hesap sordu mu? Yarın seçim bittikten sonra 2028'e kadar seçim yok. Gel IMF kardeşim oturalım anlaşma imzalayalım standby yapalım bilmem ne falan dediklerinde kim ne diyecek? Ya Sayın Cumhurbaşkanı hani karşıydınız mı diyeceğiz? Cumhurbaşkanının ak dediğine kara dediği o kadar çok örnek var ki. IMF olmayacak Sisi ya ile hayatta konuşmam artık diyordu ya ayağına gitti. E şimdi IMF'ye karşı görünüyor 1 Nisan'dan sonra IMF ile stand -by yapsa kim ne diyebilir? Allah aşkına kim ne diyebilir? Ben dezenformasyon merkezi başkanına soruyorum. Fahrettin Altun'a soruyorum. Dün, yani faiz nastır sana bana düşmez konuşmak demediler mi? Dediler. E şimdi niye yüzde %45 45'e çıkardılar? Aynı şey. Sisi'yle hayatta görüşmem demediler mi? Şimdi ayağına gittiler. Ya yani bunların hesabını soran oldu mu? AK Parti seçmeni Azıcık vicdanı sızlayıp ya Sayın Cumhurbaşkanım siz böyle demiştiniz de biz de sizi savunmuştuk siz niye bizi şimdi tam tersine çeviriyorsunuz diye hesap mı sordu sanki? IMF ile anlaştığında mecbur kaldık diyecek. Ha bu arada bir şey söyleyeyim ben ee, bu seçim konusunda AK Parti o kadar pragmatist bir parti ki son anketlerde kaybettiklerini görürlerse emekliye çok sürpriz bir zam yapabilirler. 17 Bakın bunu, bunu boşuna söylemiyorum. Yani 17 Mart'a kadar yapmak lazım. Seçimi kaybetmektense seçimi kaybetmektense e, o hani bunu verirsek şunu ödeyemeyiz, bunu verirsek şunu yapamayız dediği lafları da geri alır. Yani şeye ne demişti hatırlayın? EYT için ne demişti? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece demişti. Seçim kaybetsem bana gelip bile yapmam. söyleseler dedi. de yapmam. Seçim kaybetsen bile yapmam demişti değil mi? Ama seçim kaybedeceğini anlayınca yaptı. Mağduriyet de çok. Öyle anladım. değil mi? Ya yani Cumhurbaşkanı o kadar çok örneği var ki işte Amerikalıya bir tane rahip Branson vardı. Al papazı ver papazı bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece onu buradan hiç kimse alamaz dedi. Mahkeme günü uçak bekledi dışarıda havaalanında mahkemeden aldılar bindirdiler uçağı direkt Trump'ın yanına götürdüler. Ee, Alman vatandaşı bir gazeteci meslektaşımız vardı Deniz Yücel, aynısını onun için söyledi Almanlara <laughs> geldiler tıpış tıpış diğer gazeteciler cezaevinde çürürken Alman vatandaşı olduğu için Deniz Yücel gitti gidebildi Cumhurbaşkanı hepsinin tersini söylemişti kim kim hesap sordu ya kim sayın Cumhurbaşkanım siz tam tersini söylemiştiniz şimdi niye böyle diyorsunuz dedi de. IMF e geldiğinde standby yaptığında karşı çıkacağız. Evet. Ben ben, ben e, dolayısıyla bu IMF meselesinin olabileceği ihtimalini düşünüyorum. E, ve 1 Nisan'dan sonra çok acayip kemer sıkma politikaları olacağını düşünüyorum. E, herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Sonra bize söylemedi demeyin yani. Biz Yorgan şu anda uzamayacak. Bu uyarıyı yapıyoruz. Biz ayakları toplayın. Bir, bir, Nisan'dan bir Nisan'dan bir Nisan 2024'ten işte Haziran 2028'e kadar geçecek 4 e, yıl 3 ay falan var. Evet. O süre içinde seçim olmadığı için gerçekten çok kimse de hesap soramayacak. Attıkları her adım canımızı yakacak ve hiç kimse de hesap soramayacak. Bu, bunu herkes bilsin. Ödemem gereken farkı akşam altının fiyatıyla kapatmış olacaktı. Ne biliyor musunuz? Yani sabah o altını kredi kartıyla alsaydın ödeyeceğim banka komisyonu yani altın fiyatının üzerine ekleyeceğimiz komisyon rakamı akşam altının geldiği değerden daha düşük olacaktı. Deniz bir daha böyle bana sor böyle durumlarda yani? ben sana hemen al derdim. <laughs> Ay hemen al demek de olmuyor para lazım yani. Ama şimdi biraz bak, para sabahları lazım. biraz düşüyor. Amerika açılıyor Hayır hareketi. bir de hep Ebru'nun yüzünden biliyor musun? Yani Ebru Ebru'dan alacağım ben o 180 lirayı. Heyecan. <laughs> sürekli Abi burada iki de bir de diyor ki kredi kartıyla altın mı alınır. İlk kredi kartıyla altın mı alınır. Psikolojik olarak ben kendimi kötü hissettim ben. ve kredi, kredi kötü kartıyla hissetmiş. kredi kartıyla alamadım dedim şimdi alırım Ebru'nun diline düşeriz falan. Kaybettik yani. Kredi e bu, kartıyla altı, alınma alın Alınmaz kısmı, e, kredi kartıyla çorap da alınmaz. O e, eski yıllardaki söylemdi. Değil mi? Evet, benim eski uzun yıllar e, denizde program yaptığım. <laughs> kredi kartı ya. Şimdi... Kredi kartını tam kullanmayı öğrendik. Nasıl nasıl işlemişse. <laughs> bana Bana benim yani o bir bir, bir evet. e, çorabı da kredi kartıyla almayın. Evet, ...hızlı tüketeceğiniz şeyleri kredi kartıyla almayın... ...uzun vadeli harcamalarınızı daha çok yapmaya çalışın... ...uzun vadeli kullanacağınız şeyleri... ...ki kendini çevirebilsin anlamlı olsun diye eski dönem söylemleriyle... Ya ben kredi kartını tercih ediyorum Ebru... ...şu nedenle tercih ediyorum... ...kayıt evet, dışı aynen. şeyini ortadan kaldırıyor... ...yani kredi kartı alışveriş yaptığın zaman kayda giriyor... ...bu hem de ülke için faydalı oluyor... Yani gerçi bankalar çok suistimal ediyorlar, çok komisyon alıyorlar falan. Esnafın pek de faydası olmuyor. Esnaf da haliyle o komisyonları fiyatlara yansıttığı için yine bizim faydamız olmuyor ama yani netice itibariyle e kredi kartının öyle bir avantajı var, kayıt dışı ekonomi e ile mücadelede bir faydası olabilir. Bir de artık yani Batı'da da geçen e yıl İsveç'e gitmiştim. Gerçekten nakit kullanmıyorlar. Yani şeyde her yerde e, parayla ödemek istediğin zaman onu tercih etmiyorlar. Kredi kartıyla ödemeni tercih ediyorlar. E, bu batıda çok yaygınlaştı kredi kartı kullanımı ya da banka kartı kullanımı. Yani yine nakit öde ama bankadaki hesabından çekeyim. E, cebinde taşıdığın nakit paradan değil de bankadaki hesabından çekeyim. O debit dedikleri şey. E, yaygınlaşmış vaziyette. Onun için ben artık hani bir kahvede şeyle kredi kartıyla alınır mı kısmında değilim. Artık Ama sen olmam. Senin yani, ol altın alma meselesinde tasarruf amaçlı alacağın altını kredi kartıyla alıp komisyon ödemenin ne anlamı var e, gibi söylediğini de biliyorum. Ama gerçekten ödediğin komisyon miktarını aynı gün aşmış oluyorsun yani. Diyecek hani, bir şeyim e, yok yani bütün bu, bu, dengeler şaşmış. Bu hale şaşmış. gelmiş ülke. Yani bütün dengeler şaşmış. E şimdi şimdi düşünsenize yani sabah biz burada konuşurken neydi akşam? Murat Hamunga'nın bir şiiri var Yalnız Bir Opera diye. O uzatmış uzatmış sonunda kendisi de fark etmiş. Diyor, demiş ki şiirin başında neredeydim şimdi neredeyim diyor. Öyle bir misrası var şeyde. De. Yani bizde program de, yaptığımız dönemler neymiş şimdi neymiş. <laughs> programa başlarken saat 9'da neredeymişiz 12'de programı bitirirken neredeymişiz gibi bir hal alıyor. Böyle bir ülke mi olur böyle bir ekonomi mi olur yani? Ya yani ben bilmiyorum bunlar nasıl bu kadar rahat başlarını yastığa koyuyorlar. Yani vatandaş başını koyduğu anda ya şunu nasıl ödeyeceğim? Bunu nasıl şey denk getireceğim? Şunu bunları düşünmekten uykuları kaçıyor insanın. E ülkeyi yönetenler nasıl bu kadar rahat? Ya yani gerçekten diyorum. Yani mesela uçan saraya bindiğin zaman ya ben burada bu bu, bu şatafat içindeyim. Yani buradan buraya gitmek için bu koca uçağı kullanıyorum diye İnsanın vicdanı sızlamaz mı mesela? Yani çok çok samimiyetle soruyorum. Yani yaşadığınız yerin böyle hani 40 saniyede bir emeklinin maaşını tükettiğini var tükettiğinizi varsayın. Bir yerde yaşıyorsunuz ve 40 saniyede bir şeyin e emeklinin maaşı gidiyor böyle. Ne hissedersiniz ya vicdanen rahatsız olmaz mısınız? Ya da bindiğiniz 8 silindirli makama otomobili benzini içse böyle ona rağmen 180 ile 200 ile falan hız yapsanız İstanbul'dan Ankara'ya falan. Bir de peşinizde başka bir koruma aracı bir de orada iki tane polis onların masrafları bilmem ne falan. Yani devletin şeyi o kadar hor kullanıyor ya da bir ihale verdiniz yani 18 milyara yapılacağına yapılabilecekken siz 24 milyara verdiniz 6 milyarı gitti devletin ülkenin ya o hiç mi vicdanlısızlamaz yani tamam bir arkadaşınız bir müteahhit kankanız e, zengin olabilir yani ama 86 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz yani hiç mi insanın vicdanı sızlamaz. Hani sürekli diyoruz ya komşun aç yatarken sen tok yatıyorsan yani bu, bunu sürekli bir de bu dillerine pelesenk etmişler bu, bu sözü. Ama öyle yani bir komşun aç yatarken sen çatafat içinde yaşıyorsun. Bu bunu hiç mi vicdanen rahatsız etmiyor sizi? Gerçekten merak ediyorum. Bütün samimiyetimle, bütün kalbimle soruyorum. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Ya sizin ülkenizin vatandaşları 10 bin lirayla işte emeklileri kastediyorum. Ya da asgari ücretlileri 17 bin lirayla ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. Ve siz çıkıyorsunuz ekonomi muhteşem muhteşem büyüdük falan bir türü cümleler kuruyorsunuz. Emekliye enflasyon karşısında ezdirmedik cümlesini kuruyorsunuz. İnanıyor musunuz bu cümleye? Gerçekten samimiyetle soruyorum. Emekli enflasyon karşısında ezilmedi, ezdirmedik cümlesini kuranlara soruyorum. Mehmet Çimşe'ye soruyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Bu cümleye inanıyor musunuz? Yani ya düşünün dün örneğini verdik işte 85 liraya Mart ayında bir önceki yıl ya da Ağustos ayında kumpir yemiş. Şimdi aynı kumpiri 185 liraya yiyor. Yüz, 130 yüzde 130. Allah'ın patatesi yani bizim orada kartol derler. Ha, i̇çine de sosis yani Allah'ın kartolu, zaten kartolu sosis, biz. ucuz pastırma sucuk. Do, değil mi? Doğrayıp ya yok sosisini de istemediğinde fiyatı o kadar düşmüyor yani Değiş sade istesen. Ee, o da 160 Kereiniyor. lira falandır yani. Hani ne? şey e, içsiz hiçli köfte, hiçli <laughs> köfte gibi. İçsiz yani, köfte, hiçli köfte. Kö... Hiçli hiçli kumpir de yaptırabilirsin yani boş patatesin içinde yağ böyle çevirip şey onun fiyatı da 150-160 lirayı buluyor yani. Sonuçta mevzu sadece patates değil ki. Ya benim küçüklüğümde kusura bakmasınlar ama küçük küçük parçalara bölüp kazlara yem olarak atılıyordu ya patates. Nereye koyacağımızı bilmezdik yani bizim Kars'ta işte Kartol derler. Söküm mevsiminde o kadar çok üretilirdi ki badval diyorlar Ruslardan kalma böyle yer alıyoruz. Ya bir, bir yani ana muhalefet partisi şikayet edip duruyor. Vay efendim reklamımızı almadı. Ya bir tane hukukçunuz yok mu ya? Avukatınız yok mu? itsin suç duyurusunda bulunsun. Şey yapsın. Bunları ödemeyeceğiz diye idare mahkemesine dava açsın. Gerekirse Anayasa Mahkemesine götürsün. TRT'yi biz sübvanse etmek zorunda mıyız ya? Şikayet ediyorlar. TRT CHP'nin reklamını almadı. Ya TRT bütün vatandaşlardan e, resmen nemalanıyor, haraç kesiyor yani. E, biz TRT'nin rakibiyiz ya. Rakibiyiz. Ona rağmen şu telefonu alınca TRT'ye para ödüyoruz. Niye ödeyeceğim ben ya? TRT çalışanı Sözcü TV için ödüyor mu? Televizyonu da, e, televizyon ya. aldığında da ödüyorsun bayağı bir. Yüzde on altı. Tabii radyo aldığında ödüyorsun. Araba ya, araba aldığında niye ödüyorsun yani? Yirmi bin lira para ödüyorsun TRT'ye araba aldığında. E, gitsin CHP herhalde bütün avukatlarını belediye başkanı adayı yaptığı için av avukat kalmadı herhalde. Sadece şikayet ediyorlar. Ya gitsin dava açsın idare mahkemesine oradan da anayasa mahkemesine götürsün. Haksız hukuksuz. Kaç gündür söylüyoruz ya bir tanenizin aklına gelmiyor mu ya? Biz, biz mi yani gazeteci olarak biz mi peşine düşeceğiz? Biz mi gidip dava açacağız? Biz mi şey yapacağız onu da? Ya diyorum ya bakın bu ülkede iktidarın değişmemesinin en önemli nedenlerinden biri bu sadece şikayet ediyorlar. Sadece vatandaşın sorunları. Ya zaten vatandaşın yaşadığı sorunu dile getirsen ne, getirmesen ne. Bütün sorun bence buradan kaynaklanıyor. Bakın, ülkede enflasyonun nedeni Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı ekonomik politikalardır. Bu çok net. Ama Tayyip Erdoğan bakan kabine toplantısından sonra çıkıp diyor ki enflasyon sorununu çözeceğiz. Ya biz bu cümleyi Muhalefet Partisi liderinden duymamız gerekirken... ...Muhalefet Partisi lideri böyle bir cümle kurmuyor. Kadın, yemin ediyorum pazardaki kadın... ...yaşananlara daha sağlıklı bakıyor. Başına gelenlere isyan ediyor, bilmem ne. Günah değil mi bize diyor. Ana muhalefet lideri evet günah diyor. Ya şey diyemiyor, ya biz çözeceğiz bunları... ...biz geleceğiz, gümbür gümbür geliyoruz... ...bunları halledeceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz... ...maaşlarınızı da artıracağız diyemiyor. Ya bunları da Tayyip Erdoğan çıkıp söylüyor. Enflasyonu çözeceğiz diyor. Ya 22 yıldır iktidardasınız. Enflasyon sizin eseriniz. Çözebilseydiniz çözerdiniz zaten. 2018'de istediğiniz yetkiyi verdi halk size. Ne enflasyon kalacaktı, ne kur kalacaktı, ne bir şey kalacaktı. Ama her şey daha beter oldu. Ama muhalefet ne yapıyor? Vatandaş da ister istemez ya sizden de bir hayır gelmez diye sırtını dönüyor. Ya böyle bir konjonktürde bakın ekonominin bu halde olduğu bir konjonktürde var ya iktidarın aynı şeyde 2001 seçim 2002 seçimlerindeki gibi tepe taklak olması lazım. Nasıl DSP %21'den %1'e düştü? Şimdiki iktidarın da aynı sonu yaşaması lazım. Neden yaşamıyor ya? bunun, bunun cevabı çok basit. Çünkü ülkede iktidar da Tayyip Erdoğan, muhalefet de Tayyip Erdoğan. Bazen öyle bir konuşuyor ki kendi neden olduğu, kendi yarattığı sorunu kendi çözmeyi vaat ediyor. Muhalefette şey TRT meselesi mesela. Ya CHP'nin reklamlarını almadı diye CHP'nin şeyi basınla ilgili sorumlusu, genel başkan yardımcısı televizyonlara şikayet ediyor. Halka şikayet ediyor. Ya halk şikayet makamıdır. Siz değilsiniz. Gerekirse başlarına yakın ya TRT'yi. Siz nasıl muhalefetsiniz yani? Gidin mahkemelerin kapısında bekleyin. Gidin davalar açın. Gidin yani TRT'nin önünde miting yapın. Ben, şikayet makamı mıyım? TRT benim reklamımı almadı. Bana ne kardeşim? E benim beni kur, Reklam beni çıkartmıyor diyorsunuz. Alınmaz verilir e, TRT ayrıca. TRT yönetimi Gücün... editoryal tercih dedi. Reklam vermiyorlar. Onlar da herhalde mali tercih. TRT'nin TRT editoryal tercih olamaz. TRT kamu yayıncılığı yapıyor. TRT bütün partileri eşit davranmak zorundadır. TRT'nin, AK Parti'nin parti televizyonu olmadığını göstermek lazım. AK Parti'ye oy vermeyen insanlardan para topluyorsanız onlardan topladığınız 350 milyar lirayı har vurup harman savuruyorsanız kimse de size hesap sormuyorsa muhalefetin sorması lazım. Muhalefet şikayet makamı değildir. Adam çıkmış şikayet ediyor TRT reklamımızı almadı. Ya bana ne ya? Derdim başımdan açmış zaten. Gidin mi? başlarına yakın. Gidin kıyameti koparın. Gidin dava açın. Ben mi so Bu arada Murat Kurum'un e Ekrem İmamoğlu'na seslenişine dair bir şey. Ekrem İmamoğlu'na söylüyor Murat Kurum. Senin itirazın tek devlete, senin itirazın tek bayrağa, senin itirazın tek millete, senin itirazın tek vatana. Ya bundan daha kara bir dil olabilir mi Allah aşkına ya? Tekrar ya buraya size döndüm. mi kalmış vatanseverlik? bit te... Ya gerçekten size mi kalmış ya Murat Kurum'a mı kalmış vatanseverlik ya bir tek? Bir tek Murat Kurum vatansever geri kalan vatan düşmanı değil mi? Vatan haini. Bir tek Murat Kurum bayrağı seviyor. Türkiye'de geri kalan muhalefet bayrağı, bayraktan haz etmiyor. Senin düşmanlığın diyor tek bayrağı. Ya gerçekten bu, bu, bu kadar kurum gibi siyah bir dil bu ya. Yani Murat Kurum'un düştüğü duruma bakın ya. Bu arada ne kadar kafiyeli oluyor durum kurum falan böyle. Bayağı, evet. Durum kurum. Yani Durum. In, inanılmaz <laughs> Yorum. bir şey ya. ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya bakın ben daha önce bu bir tane milletvekili topçu topçu milletvekili benim vatanseverliğimi sorgulamaya kalkıştı sosyal medyada ona buradan meydan okudum benim vatanseverliğimi tartışanın alnını karıştırır ka karışlarım. Dedi. Ben de buna sinir oluyorum. En, Yeter en, artık ya. Evet. Yeter aynen. Çok artık haklısın. ya. Ya vatanseverlik de, bayrak sevgisi de, millet sevgisi de sizin tek elinizde mi ya? Kimsiniz siz ya? Yazıklar olsun ya. Senin düşmanlığın diyor tek vatana. Ya birlikte yaşıyoruz bu vatanda ya. Bu vatanı sahip çıkmadığınız Atatürk silah arkadaşları, dedelerimiz birlikte onlar sahip çıkmıyorlar. Onlar onlar hala Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı şey yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın önderlerine ya bu ülkeyi boşlu olduğumuz insanlara sahip çıkmıyorlar. Ona rağmen gelmişler karşı tarafı vatan hainiyle suçluyorlar ya yazıklar olsun size ya. İnsan Sizin tek elinizde mi ya vatanseverlik, bayrakseverlik, milletseverlik? İnan, inanılmaz bir şey ya bu kadar da çirisi çıkmadı biliyor musunuz bu işin? Ya belediye seçimine gidiyorsun kardeşim ya belediye başkanı olacaksın ya kazanacağım diye bu kadar da yalan bu kadar da şey dolan olmaz ya. Bu cümleye inanıyor musun ya? Yani Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ya da başka bir şey yani başka bir isim bu isimlerin hiçbir önemi yok ya. AK Parti'nin karşısındaki adayın düşman yani bu vatana bu millete bu bayrağa düşman olduğunu nasıl söyleyebiliyorsunuz ya? Kurduğunuz cümleye kalbiniz inanmaz ya vicdanınız inanmaz varsa tabii. Kötü, kötü olmak lazım ya böyle bir yalanı söylemek için kötü bir insan olmak lazım. Mi, i̇yi insan böyle bir ağır. yalan söylemez. İyi iyi bir insan iyi bir insan sırf rakip olduğu için karşı tarafı vatana, millete, bayrağa düşman olmakla suçlamaz. Yeter ya. Bırakın bu kurum gibi siyah dili ya. Nereye varmak istiyorsunuz? Niye bu milleti ayrıştırıyorsunuz? Ne, bu kutuplaşmanın size ne faydası? Murat Kurum ya kazandın belediye başkan oldun yiyecek misin bu sözlerini? Vatanseverlikle ilgili, bayrakseverlikle ilgili, milletseverlikle ilgili. Ne haddinize ya başkalarını vatan, vatan hainliğiyle, bayrağa düşmanlıkla, millete düşmanlıkla suçluyorsunuz? Buna hakkınız var mı ya? Altı üstü bir belediye seçimine gidiyorsunuz ya. İşte Öyle. insan insan buraya çıkıyoruz böyle bu bu mevzuları konuşalım şey yapalım milletin millet can derdinde bakın sabahtandır konuşuyoruz döviz almış başını gidiyor al altın bir günde füze gibi fırlamış fiyatlar fırlıyor vatandaş maaş emekli maaşı ya iki ayda 10 bin liralık emekli maaşının 1130 lirası gitmiş iki ayda ya gün daha da gitti evet yani. Bir daha kâbi bir o kadar daha gidecek. Biz bunları konuşuyoruz. Beyefendinin çıkıp söylediğine bakın. Onlar diyor bu millete düşman, onlar bu bayrağa düşman, onlar bu, bu vatan'a düşman. E ne diyeceğiz şimdi? Ben nasıl bir yorum yapabilirim buna yani?